Değerli basın, öncelikle sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Malumlarınız üzere dün hakkında çıkan haberleri birlikte Kars Arpaçay ilçemize bağlı Doğru Yol Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan Rafi Ceren isimli bir astsubay sosyal medya hesabından kendisiyle tartışanlara Atatürk'ü koruma kanunu kaldırıldıktan sonra tartışabiliriz. Ulu Önder Mustafa Cemal Atatürk için İngiliz Polisi diyen yorumlarda beyanda bulunan vatandaşı haberlerde de izlemiş olduk. Ve yine aynı şahıs sosyal medya hesabından Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hakkında da ağır hakaret ve ithamlarda bulunmuştur. Bu paylaşımların haberlere yansımasından sonra sabah erken saatlerde Arpaçay Adliyesi'ne gelerek haberi engelleme çabaları sonuçsuz kalmıştır. Edindiğimiz bilgiler neticesinde Kars İl Valiliğimiz tarafından Atsubay Rafi Ceren'in görevden uzaklaştırıldığı bilgisi paylaşıldı. Sosyal medya platformu Facebook'ta Ankara Hasan Ulan Köy Enstitüsü adlı hesabın paylaştığı Atatürk videolarında yapılan yorum yapan Rafi Ceren'in şanlı Türk ordusu mensubu olarak Atatürk için İngiliz ajanı demesine kamuoyunda büyük tepkilere neden olduğu gibi Arpaçay ve Kars'ın tüm ilçelerinde de örgütümüzde de büyük infial yaratmıştır. Şiddetle, esefle kınıyoruz. Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Cemal Atatürk'e hakaret eden Rafi Ceren adlı jandarma astsubayı eski sözlükte Twitter'da tepkilere hedef olunca Facebook ve bütün sosyal medya hesaplarını kapatmıştır. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi Kars İl Başkanlığı olarak İçişleri Bakanlığı'nın Rafi Ceren hakkında inceleme başlatmayacağını buradan soruyoruz. Bugün Arpaçay Adliyesi önünde yapacağımız değerlendirme sonucunda merkez örgütümüz olarak Sayın İlçe Başkanımız, Arpaçay İlçe Örgütü Başkanımız Kerem Ekinci'nin suç duyurusunda bulunacağını buradan beyan ediyoruz. Yapacağımız suç duyurusunda Rafi Ceren adlı jandarma astsubayının yaptığı bu davranışın kendisinin yanına kar kalmayacağını ifade ediyoruz. Yaptığı bu davranışı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinden ihraç edilerek 5816 sayılı kanunun nezdinde de yargılanması gerektiğini buradan kamuoyuna ifade etmek istiyorum. Kars, Cumhuriyeti kurulmadan önce Cumhuriyeti kurulduğu ilk kenttir. Kars, Türkiye'nin kalbidir. Kars, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine inanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle Atatürk'ün kurduğu bu partide siyaset yapan herkesin de sahip çıktığı bir ildir. Bütün Karslıların birlikte bu olaya sahip çıktığını Atatürk Türkiye'nin kurucu mimarıdır. Üzüntü verici bir durum. Yani Türk ordusunun mensupları içerisinden bir tanesinin Arpaçay gibi güzel yüzde bir ilçemizde yani böyle kalkıp Cumhuriyet'in kurucu Arpaçayları ne Karslılar ne insanım diyenler ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kabul etmesini biz ülkede yaşamımızın büyük bölümünü Ulu Önder ve onun silah arkadaşlarından borçluyuz. Bağımsız Türkiye Mustafa Cemal ve silah arkadaşları tarafından kurulmuş bir elbet bayiler kalacak ve biz onun izinden asla ayrılmadan Cumhuriyet'in temel niteliklerin korunması yolunda gövdemizde koyarak bu ülkeye hizmet edeceğiz. Biz Arpaçay'da devam eden olumsuzluk hakkında Atatürk'e hakaret eden bir ordu mensubu jandarma astsubayı hakkında yasal işlem zaten yapılmış. Biz de Sayın İlçe Başkanımızla birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Takip edeceğimizi söyledik. Onlar bizden daha bu konuda duyarlı. Ben işin sonuçsuz kalmayacağına olan güven tam olduğu için de buradaki bütün arkadaşlara sahiplendikleri için de teşekkür ediyorum. Dilekçemizi aldı. Olayı takip edeceğini, bizi de sonunda bilgilendireceğini söyledi. Biz de teşekkür ettik. Evet.